Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Evet Seyfettin Bey, geçmiş olsun. Fıtık varsa vardır ve düzeltilmesinin tek yolu, tek alternatifi ameliyattır. Az önce bahsettim ilk arayan izleyicimize. İnşallah kasık bağı kullanmıyorsunuz diye. Kış döneminde muhtemelen daha aktif çalışıyorsunuz. Zaten kendiniz de ifade ettiniz. Yorulunca, özellikle fazla efor sarf edince fıtık kesesinin içine giren organlar muhtemelen daha çok sıkışıyor. Soğuğun etkisiyle de muhtemelen ağrınızı daha fazla hissediyorsunuz. Bunun tek tedavisi ameliyat. Ameliyatın yalnız tek bir yöntemi yok. Belki anesteziden korkuyorsunuz, narkozdan. Belden uyuşturma diyeceğimiz basitçe spinal ya da epidural anesteziyle fıtık ameliyatı yapılabildiği gibi lokal anesteziyle bile bazı fıtık tipleri ameliyat edilebiliyor. Bu bir. Bizim bugün vurgulamak istediğimiz bir de kapalı yöntem fıtık ameliyatı var. Bunda minicik deliklerden, göbekten ve iki küçük delikten girilerek ciddi bir kesi yapılmadan fıtık kesesi karın içerisinden bulunup redükte ediliyor ve defektif alana mesh dediğimiz bir yama uygulanıp olay hallediliyor. Bu şekilde ameliyat olan hastalarımızın bir kısmı da aynı gün bile taburcu olabiliyor. Bu yöntemleri denemenizi tavsiye ederim. Özellikle kapalı ameliyatı, eğer ameliyat sonrası yaşayacağınız ağrı, iş gücü kaybı vesaireden korkuyorsanız özellikle öneriyoruz. Mesela futbolculara çok önerdiğimiz ve fıtık olduklarında öncelikle tercih ettikleri yöntemdir kapalı fıtık ameliyatı. Çünkü gelen sorularda cevabını vermiş oluyorsunuz hocam. Çok erken dönemde yeniden antrenmana dönüyorlar, aktif spor hayatlarına dönüyorlar. Yani postop dönemde konforlu olmak isteniyorsa, erken işe güce dönmek isteniyorsa laparoskopik fıtık onarımı öncelikle düşünmeli. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.